Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi adamızdayız ve artık arkadaşlar bugün sizinle birlikte ev yapmak için işlere başlıyoruz. Şimdi ilk önce bayağı bir taş topladık arkadaşlar. İlk önce bir tane kazmamızı yapalım. Her türlü taşlarımız bittiğinde ortada kalmayalım diye şöyle hızlı bir şekilde hemen şuradan şöyle taşımızı yapalım arkadaşlar. Al bunu. Tamamdır. Şuradaki ağaçlarımız büyüdü arkadaşlar. Onları toplayacağız. Bayağı bir fidan da dökülecek aslında. Şuradan iki pal Aha. Bunlar pişmemiş. Olamaz. Kömürleri ben bunları pişirmek için mi kullanacağım? Bir dakika. Şimdi hızlı bir şekilde ne yapalım? Balta yapalım. Aynen be balıkları zaten pişiriz. Ağacımız bayağı bir oldu. Zaten taş pişirmeye başlayacağız arkadaşlar. Ve aslında bizim daha fazla ağaçla arkadaşlar bir dakika orman yapmamız gerekiyor artık. Çünkü evimizi ağaçlarla daha güzel bir ev haline getirebiliriz. Evet daha sonra o zaman evimizi güçlendiririz. İki tane. Şimdi bunlardan bayağı bir fidan düşecek ve fidanlar galiba suyun üzerinde üze... Aha bir tanesi üzerimize geldi. O yağmur gibi yağıyor be. İki tane daha düştü. Gerçekten fidanlarımız çok fazla. Atlayalım bir tane. İşte bu. Şimdi şöyle birazcık yüzersek derine doğru görürüz. Aha. Bakayım orada balıklar var. Olamaz. O iki tane bakın yan yana gördünüz mü bulduk. Çık geri buradan. İşte bu. Başka düşen. O bir tane daha düşüyor. Bu olacağız olamaz mı? Şunu alıp öyle kaçalım. O kalplerimiz bitiyor olamaz. Çık buradan. İşte bu. Arkadaşlar gerçekten çok fazla fidan düşüyor. Evet daha da fazla düştüyse bakın. Tamamdır onlar boğukmuş. Aynen fidan değilmiş. Çıkalım şuradan o zaman fidanlar düşsün arkadaşlar. Zaten 3 tane aldık. Eğer aşağıdan başkası yukarıya doğru çıkarsa 5 tane almışız. Onları da toplarız. Luffy sen neden merdivende bekliyorsun? Luffy'ye yemek bulamadık arkadaşlar. Luffy balık yemiyor. Evet bizim canımız bayağı az kaldı. Şöyle yiyelim hemen. Tamamdır. Şimdi şunlar topladığımız anda aşağıya durmadan fidanlar dökülüyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Onların hepsini de almamız gerekiyor. Ve işte bu. Şuraya da şöyle şundan alalım. Aynen şöyle olamaz be. Ağacın bir tanesi aşağıya düştü. Bu bayağı büyük ağaç olmuş arkadaşlar. Alalım bunların hepsini. Evet, şundan. Şunun üzerine düştü. Tamamdır. Luffy bir dakika. iki tane daha fidan buraya düşmüş. Demek ki aşağıya daha fazla düştü. Evet o zaman onları alacağız. Şunu nasıl alabiliriz? Şöyle zıplaya zıplaya kırabiliriz. O arkasından bir tane daha çıktı. Bunların hepsini almalıyız arkadaşlar. İşte bu. Şunların hepsini şöyle toplayalım. Bunu da kır. Şunu da kır. Ağaca bakar mısın? Ne kadar çok ağacımız oldu. Evet. Odun kömür. O bir tane daha fidan düştü. Çok güzel gerçekten. Evet şurada bir tane daha vardı arkadaşlar. Onun üzerine atlamak için şunu kırarsak. Evet çok güzel gerçekten. Ve şuradakini de alacağız. Aynen böyle alarak inebiliriz aşağıya doğru. Bu zaten küçük olmuş. Öbürü gibi büyük olmamış arkadaşlar. Şunu kır bakayım. Şimdi şu tekrar şunu alacağız. Doğru burası burada kalmayacak. Ooo bir tane daha fidan. iki tane daha fidan düştü aşağıya doğru arkadaşlar. Bir tane de fidan. Üçüncü fidan düştü. Şurada bir tane daha var. Şunu o dördüncü buraya düştü. Aşağıya atladığımız anda üç tane fidan. Bir dakika atlayacağız. Evet hatta daha fazla toplama ihtimalimiz bile var. Bakın Tamamdır bunların hepsi suyun üzerine Geri çıkıyor zaten bir tane şunu alacağız Evet Şurada iki tane çubuk düşmüş arkadaşlar onları alalım Fidanların hepsini alacağız Ağaçlarla su bakın tekrardan çıkıyor gördünüz mü suyun yüzeyine doğru Evet En başa düşen ağaç da geri çıktı İşte bu su zaten kaldırıyor arkadaşlar Şunu da al böyle bir tane de fidan orada buldu Evet şurada Hepsini toplayabiliriz Başka varsa zaten suyun yüzeyine çıkar arkadaşlar Biz de yüzeyden alırız işte bu. Şöyle hemen şunu şöyle yapacağız. Tamamdır. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Yeni ağaçlarımızı dikelim artık şunun içinde galiba ağaç kaldı. Hala kaybolmamış. Oo, şunun içinde nerede ağaç kalmış olabilir ki? Ah be, biz yine de ağaçlarımızı dikelim arkadaşlar. 14 tane oldu artık. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Evet, şuraya bir tane. Bir tane de buraya dikelim Bunlar tekrar büyüsün arkadaşlar zaten 10 tane fidan arttı Her seferinde ağaç sayımızı artırıyoruz Şurada da ağacımız bu kadar Şunların hepsini alsak 64 tane Tamamdır odun kömürü yapmayı unuttuk Ama zaten o kadar da fazla ağacımız yoktu arkadaşlar Şu anda şunlar toplayacağız Ev yapmaya başlayamadık Bakın o kadar çok işimiz var ki Evet şöyle hızlı bir şekilde Çok güzel Dik bunların hepsini şöyle Oo Tohum 64 tane de burada var işte bu. Şimdi şuradan da şöyle birleştirdiğimiz anda 29 tane. Evet. Aha. Üzerimizdeki samanlar nereye gitmiş? İki tane arttı arkadaşlar. Üzerimizdeki samanlar nereye gitmişti? Doğru. Kömür almıştık. Aynen be. Korktum bir anda. Üzerimizde zaten iki tane saman vardı. Onlar gitmiş diye çok korktum arkadaşlar. Ev yapımına başlıyoruz. Ağaçlardan büyüyen var mı? Bakalım bir tanesi büyümüş. Diğerleri zaten devam ediyor. Şu. Oo. Yukarıdaki ağacın yapraklarıyla birleşmiş. Şu anda şurada arkadaşlar çok fazla fidan var. Bakın baya bir yaprak olduğu için onlardan fidan düşebilir. Artık şuraya şöyle yeni bir adaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet yeni bir adaya doğru gideceğiz arkadaşlar ve yeni adamızı oluşturup oraya evimizi yapmaya başlayacağız. İşte böyle şöyle birazcık gidelim. Evet evimiz birazcık özel olsun arkadaşlar. Bakın tamamdır. Oo bu kadar uzaklık yeter mi? Aynen şöyle baktığımız anda tamamdır. Kendimize özel bir ev yaptığımız için arkadaşlar Evet şöyle 9 tane daha gidersek tamamdır Şöyle yana doğru Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 tane bu tarafa koyarsak arkadaşlar Hatta 6 tane bu tarafa koyarsak 6 tane bu tarafa koyduk 6 tane de bu tarafa koyalım 1 2 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane oldu Aynen 7 tane yapalım yana doğru birazcık uzun olsun çok güzel. Tamamdır. 7 tane böyle yaptık arkadaşlar. Bugün evimizin galiba sadece zeminini yapacağız. 1, 2, 3, 4. Aynen 7'yi 7 mi yapalım? Ve 7. 7'yi 7'lik ev güzel oldu mu arkadaşlar sizce? Aynen 7'yi 7 birazcık küçük olmuş gibi. Ah be 7 oldu. O zaman bir dakika 7. Şöyle arkaya doğru uzun olsun. Evet 10 tane oldu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gidebiliriz. Tamamdır. Şimdi 10 tane evlilik bir alan yaptık arkadaşlar. Bunun zeminini yaptığımız anda buraya evimizi yapmaya başlayacağız artık. Bayağı bir taşımız olduğu için artık. o fazla gitti. Şurayla birleştireceğiz. Ve içini doldurmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Tamamdır. 1-2. 1-2. Evet şöyle hızlı hızlı zeminini yapıyorum artık evimizin yeri belli bakın evimizi çok güzel bir şekilde düşündüm arkadaşlar çok güzel bir ev yapacağız ama Düzgün pişmiş taşımız da ihtiyacımız var. Şuradaki ağaçlar büyüdü onlardan bir tane odun kömürü yapalım artık. Taş pişirmeye başlayalım. Ve taş makinası da yapabileceğiz artık. Artık burası bizim bir evimiz olduğu için yatağımızı buraya koyabiliriz. Alanı büyüttüğümüz için zombiler de doğmaya başlayabilir. O yüzden çok dikkatli olacağız. Luffy, neden öyle bir şey yaptın? Beni korkuttun. Bir dakika. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar dizelim. Burada artık zombiler doğabilir. Buraya meşale de koyacağız. Ah be, topladığımız taşlar sadece zemini yapmaya yetti arkadaşlar. Başka hiçbir şey yetmedi ki. O akşam oldu. Hemen şuraya yatağımızı koyarsak olamaz be yatamıyoruz şu anda. Aynen daha tam akşam olmamış. Evet bakın güneş batıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten tamamdır. Yatabiliriz artık. Luffy sen neden burada duruyorsun? Oo tamamdır be. Bakın çok güzel oldu. Kaç oldu arkadaşlar? 6. kere yattık doğru. 6. geceye yattık. Şimdi Evin içini böyle yaptık arkadaşlar ama ev bu bize her türlü yeter. Doğru be. Her şeyimiz için yetebilir. Şuraya bir tane kapı yapacağız. Ağacımız zaten var arkadaşlar. Ağacımız olduğu için şöyle kapı yaptığımız anda 3 tane kapı ama bize bir tane kapı lazım. O uzun kapı. Bir dakika. İşte bu. 3 tanesini birleştirince bir tane uzun kapı yapabiliyoruz. Deneyelim bakalım. Aynen şöyle geldiğimiz anda uzun kapı. Evet şimdi kapı şurada duracak. Şimdi şurası evin girişi olursa arkadaşlar şöyle kapı şurada. O Uzun kapıya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Aynen Yakıştı mı arkadaşlar? Evimizin girişi böyle uzun kapı olabilir. Şuraya da bir tane zil koyarız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Şöyle yükseltelim. İşte bu Luffy artık evin kapısı var dostum. Şuna baksanıza. Hem de iki tane geliyormuş. Üç taneyi birleştirince iki tane. Bakın. Evin kapısı gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Evimizin giriş kapısı böyle. Oo, üzerinde bir tane de balkon yaparsak çok güzel. Şimdi evimiz böyle oldu arkadaşlar. Merdiven yapacağız. Aynen. 2 ve 3. Evet, hatta 4 tane yapamadık. Doğru. Bir tane daha olsa 4 tane olurdu. 12 tane merdiven her türlü yetebilir. Evimize girdikten sonra arkadaşlar eve şöyle girdiğimiz anda şurada şöyle hemen bir sağa bir de sola çıkan 2 tane merdiven. 1 2. Evet, evin buradan olduktan sonra şöyle gireceğiz. Doğru, şurada şöminemiz olacak. Aynen. O zaman 1 ve 2. Ve tamamdır. Merdiven yerimizi yapıyorum şu anda. 1 2. Şöyle 3 ve 4. Ah be, birazcık daha taş toplasak çok güzel olabilir. Aynen. Şunun altına da taş koyacağız. Evet, şuraya da bir tane yapalım arkadaşlar. Yeri belli olsun. Daha sonra taş toplarız. İşte bu. 1 ve 2. Şimdi taşlarımız arkadaşlar hepsi aynı olduğu için güzel görüntü olmuyor. O yüzden ağaçları birazcık fazla toplayıp şu kenarlarına ağaç odun dizeceğiz. Evimizin görüntüsü güzel olsun diye. Evet uzun kapımız da güzel oldu tamamdır. Gidebiliriz. Şuradan artık ağaç toplayabiliriz arkadaşlar. Şunlar zaten büyüdü. Bir, bir tane daha lava aldığımız ana taş makinamız da var. O artık... Bir dakika toprak da almamız gerekiyor doğru. Ağacımız da sınırsız oldu. Artık sınırsız odun kömürümüz var. Evet bu saatten sonra artık odun kömürümüz çok güzel arkadaşlar. Bakın buradan evimizin manzarası da çok güzel görünmeye başladı. Evimizi yaptık. İşte bu. Şimdi evimiz arkadaşlar bizim evimizin adası oldu. Aynen. Bir sürü ada olacak arkadaşlar. Burası evimizin adası arkadaşlar. Çiftlikleri farklı bir adaya yapacağız. Aynen taş makinasını farklı bir adaya yapacağız. Bir sürü adalar kuracağız. Evet şunları tekrar alıyorum buradan. Gerçekten çok hızlı ağaç üretmeye başladık artık. Ve ağaca karşı artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bu saatten sonra arkadaşlar ağaçlarımızı artık sınırsız sayabiliriz. Evet fidanlar da zaten durmadan dökülüyor. Oo, bir tane daha büyük ağacımız oldu. Bir tane odun aşağıya düştü. Evet bunların hepsinde ev yapmaya başlıyorum artık. Bunları toplayıp arkadaşlar bunları çevirmeden hızlı bir şekilde ev yapmaya başlıyorum. Bir dakika yükselecek bir tane taşımız bile kalmadı. Şunla yükselelim. Evet bunları hemen baltayla geri alırız. Tamamdır. Bu sefer hiçbir şey almayalım. Bütün fidanlar düşsün. O ikincisi düştü. Geri bize geliyor nasılsa. Suya yükselince sudan alırız. İşte burayı iyice kırmalıyız arkadaşlar. Bakalım buranın içerisinde başka bir yer... O tamamdır. Bunlar birazcık kurumaya başladı. Demek ki yaprakların içinde ağaç kalmadı. Evet hazır çıkmışken şuna bakalım bir tane de. Şurada bir yerde unuttuğumuz var arkadaşlar. O yüzden bu yapraklar kurumuyor. Bakın bulduk. Burada. İşte bu. Bir tane daha fidan düştü mi? Ve Başka da olamaz aşağıya düşeceğim Luffy. Şurada kalmış be. Onu nasıl alamadık ki? Şunları bir kır bakayım. Şöyle alalım arkadaşlar ağaçlardan. O baltamız da kırıldı. Olamaz. Orada bir tane fidan kaldı. Şurada bir tane odun kaldı. Ah be taşımız da kalmadı. 3 tane fidan burada var. Yükselenlere bakalım. Şimdi bir tane çubuk geldi. Başka bir şey geldi mi? Bir tane fidan orada gördüm. Bir tane fidan burada gördüm. Başka? Odunumuz orada. Tamamdır. Onlar toplayarak gidelim arkadaşlar artık. Evet. Bir tane şimdi burada var. Bir tane fidan buradan aldık. İki tane odun. Bu nedir be? Suyun altına hep düşmüş. Şöyle yükselsin. Bir tane de şuradan geliyor arkadaşlar. Onu da al. Neredeydi? Aynen. Bakın iki tane de burada. Evet be işte bu sonunda çok güzel oldu arkadaşlar. İstediğimiz kadar ağaç toplayabileceğiz. Oo şu suyun altına bakar mısınız? Sınırsız her şeyde. Hep suyun içine dökülmüşler. Şundan. Olamaz bu olacağız. Nefes alırken onlar gelene kadar arkadaşlar şunları toplamaya biz devam edelim. Gerçekten çok güzel be. Suyun içinden baya bir fazla var. Evet şundan şundan. iki tane kaldı arkadaşlar galiba. Dalarsak geri görebiliriz. Evet şurada bir yerdeydi bakın. Çubuk var. Aynen burada. Tamamdır. Başka kalmadı çıkabiliriz. Baya bir topladık. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç tane olmuş. Şöyle hızlı bir şekilde gelirsek. Oo bakayım 32 tane. 32 tane olmuş arkadaşlar. 35 tane de odunumuz var. Evet şöyle. 1 2 3 ve 4. Tamamdır. Şu sınırlarımızı belirleyelim artık. 1 2 3 ve 4. Aynen yemeğimizi yiyelim. 2 tane var. Balık toplamaya başlamamız gerekiyor. Evet 1 2 3 ve 4. Oo 4 tane de buraya. Aynen 1 2 3 ve 4. Çok güzel. Şundan etrafına da yapalım. 1, 2, 3 ve 4 şöyle. Şunun etrafına da 4 tane yaparsak. Evet. Çok güzel. Tamamdır. Evimiz birazcık daha güzelleşti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ev yapmaya başladık. Gidelim bakalım. Evimizin kapısı burada. Şuralar pencere olacak. Üst katı olacak. Aynen üst kata bir balkonlu çatı. Çok güzel. Odun kömürü yapmaya başlayabiliriz artık. Aynen. Şöyle yapalım gitsin. Şunlarla pişirelim. Zaten artık fidanımız olduğu için ağaçları pişirmekten korkmayacağız. Topla şunları da. Oo arkadaşlar bugün ne kadar çok iş yaptık. Bakın gerçekten her şeyimiz çoğaldığı için artık bayağı toprakla toplarsak Tarlamızı da sınırsız büyük yapacağız. Artık bir tarla adası yapmamız da gerekiyor doğru. Tarla yapacağız. Ve en büyük tarla adası yapacağız. Çünkü sınırsız kömür alabileceğiz bu sayede. Her tarlayı topladığımızda 64 tane kömür alabilelim. Çünkü o kadar çok buğday yapalım. Evet, şimdi 26 tane daha oldu. Evet, şöyle 2 3 4 5 tane. Ah be bir tanecik eksik kaldı. Şundan çıkar mı acaba? Bu büyümemiş ki daha tam. Çıktı. Çok güzel. Tamamdır. 9 tane de şöyle 6 tane daha saman bloğu. Şuraya ağaç dikeceğiz arkadaşlar. Balta yapmamız gerekiyor. Gidelim ağaçları dikelim o zaman hızlı bir şekilde. Şöyle hemen hızlıca gidelim arkadaşlar oraya hemen ağaçlar dikelim. Hemen ağaçlarımız tekrar büyüsün. Evet Luffy toprak yapmaya hazır mısın? Taş toplamamız gerekiyor. İşte bu. Evimizin görüntüsü gitgide güzelleşiyor arkadaşlar bakın. Çok güzel gerçekten. Daha fazla ağaç Luffy sen neden dibime kadar girdin? Çok fazla ağaç toplarsak arkadaşlar daha da güzel şeyler yapacağız. Tarlamız da zaten birazcık büyük oldu. Şuradan hemen 3 tane bir taş toplayalım. Ve bayağı taş toplamamız gerekiyor artık çünkü evimizi bitireceğiz. Oo taş pişirmemiz gerekiyor. Doğru odun kömürleri olsun taşları pişirmeye başlayalım. Hem de iki kere pişireceğiz. Evet 9 tane Şuraya koyalım ilk önce şu balıklarımız bir pişsin arkadaşlar Acıkmaya başladık Evet daha sonrasında iki kere taş pişireceğiz Evet 2 tane bizde var bir bakayım 2 tane 2 tane daha Bir tanecik daha blok yaparsak bir tane lava alırız 2 tane taş yaparız Çok güzel Taş makinesini artık bu adadan kaldırıyorum Evet şöyle İki tane bu pişti. Şimdi şu taşlar piştikten sonra arkadaşlar bunu ikinci kez pişireceğiz. Evimizin yan duvarlarını yapmaya başlayacağız. Bir tane piştikten sonra bunlar bir kez daha pişireceğiz. Böyle böyle arkadaşlar evimizin yan duvarlarını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün yinelükte muhteşem şekilde adamımıza yeni bir ada ekledik ve arkadaşlar artık bir ev adamımız var ve evimizi yapmaya başladık. Vanarışı izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.